abla. Efendim Nazlıcığım. Yılbaşında ne yapacağız? Ne yapacağız? PTT balosuna katılacağız. PTT balosu mu? Peki PTT balosu nerede? Nazlıcığım hemen öyle heyecanlanma, yanlış anladın. Yani bu senin bildiğin balolardan biraz daha farklı. Nasıl yani? Ya yoksa kıyafet balosu mu? Ha, ben anladım. Postlu kıyafetleriyle gideceğiz. Hayır Nazlıcığım. PTT balosu demek pijama, terlik, televizyon demek. Yani? Yani Nazlıcığım evde oturup pijamalarımızı giyip televizyon izleyeceğiz demek. Of ya ben sıkılırım. Keşke Ekrem amcalarla gitsek. Keşke Nazlıcığım ama bunları konuştuk ya. Yani bu sene de yalnız başlarına tatil yapsınlar. Ailecek. Biliyorum ama yine de üzülüyorum. Nazlıcığım yani biz de yılbaşını evde kös kös geçirmeye bayılmıyoruz ama yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Efendim anneciğim. Şu Selin'in arkadaşı Ozan vardı ya, onun telefonu var mı sende? Var da sana niye lazım? Lazım. Sana ne oğlum? Ver şu telefonu. Ha, senin ne işin var Ozan'la anne? Onu anlamadım. Allah Allah. Sana ne dedim ya, lazım oğlum. Anne, Selin'i üzecek bir şey mi yaptı yoksa? Bak o çocuğu var ya, Taksim'de başlarım dövmeye. Böyle gümüş suyundan yuvarlana yuvarlana tekme tokat indiririm. Stadın orada bir daha dalarım. En son tophaneden atarım ha denize. Allah'ım sen benim geçirlerime mugayet ol. Hasta mısın oğlum sen? Niye durup dur? Dövdün şincik elin gariban çocuğunu. Ne bileyim ya, Selin'i üzdü diye. Yok oğlum, Selin'i üzen kimsecikler yok. İyi de sana niye lazım oldu o telefon, hala anlamadım ben. Yavrum lazım dedim ya. Annesine temizlikçi lazım olmuş da bizim Hatice'nin telefonunu vereceğim ona. Ha? Ya öyle desene anne, sen de çocuğu dövdürdün bana durup dururken. Hay bir de saf temiz yüzlü bir çocuk. Üzecek de bir sıfat yok onu edeceksin. De bakayım. Ya demek ki iyi çocuktu. Bende de çok güzel iyi çocuk hediyeleri var. Tam yerine geldin bak. Anneciğim yılan. Anneciğim ya salak çocuk. Gerizekalı. Sıradaki gelmiş biri. Söyle bakalım sen bu sene kötü bir çocuk muydun? Hayır çok iyi bir çocuktum Ömer baba. İyi bir çocukmuş. Bir de bunu gururlanarak söylüyor. Salak çocuk. O zaman hemen sana çok güzel bir iyi çocuk hediyesi vereyim. bak ne var burada. Defol git buradan. Aptal çocuk. Sıradaki. Gel bakalım gel. Söyle sen bu sene iyi bir çocuk muydun yoksa kötü bir çocuk mu? Sanırım bu sene kötü bir çocuktum. Neden bunu sakınarak söylüyorsun yavrucuğum? Gurur duyarak söylesene. Demek kötü bir çocuktun ha. Peki bu sene ne tür bir kötülük yaptın? Küçük kardeşimi kıskandığım için ona kötü davrandım. Annemler olmadığı zaman onun canını acıttım. Bravo, bravo. En sevdiğim kötülüklerden bir tanesi. Demek küçük kardeşini canlı yaktın ha. İşte çok güzel oyuncaklara hak ettin. Al bakayım bunu. Al bu tabancayı, al bunu da, al. Hem bunlarla küçük kardeşinin canını daha fazla yakabilirsin. Al hepsi senin. Haydi, haydi aferin. Gurur duydum, gurur. Kendime geldim be. İşte bu adam, çocuğumu korkuttu. Ne biçim Noel Baba çalıştırıyorsunuz böyle? Ne diyor bu be? Çalışma izninizi görebilir miyim? Ben de şimdi çalışma iznimi çıkartıyordum size. Ay bu çuval çok karışık. Çalışma içinde hemen oyuncakların alt... ben onu geyikli kızağımın orada bırak. Hemen alayım onu da. Ben de... orada kuş var bak. Tabii. Selam kızlar. Hoş geldin Selena. Aslında ben sizi bu saatte ayakta beklemiyordum ama yine de bir uğrayayım dedim. Işığın açık olduğunu Aslı'nın görmedi herhalde. Evet, çünkü Aslı yenge evde yok. Yoksa bizi kesin rencide ederdi. Nerede ki? Amcam ve Kıvılcım'la birlikte tatile gittiler. Evet, yılbaşını bir daha evinde geçireceklermiş. Biz de sıkıntıdan patlayacağız maalesef. Aklıma çok iyi bir fikir geldi. Sen de yılbaşını bizimle olsana Selena. Evet ya, çok eğleniriz. Kızlar inanın ben de çok isterdim. Ama maalesef imkansız.
Ya çünkü hani buranın arkadaşı Kuzey'i biliyorsunuz. O bizi çıktığı bara davet etti. Ya. Neyse, hiç olmazsa sen şanslısın. Sen bari bizim gibi evde oturup patlama sıkıntıdan. Ya kızlar emin olun sizle olsam daha çok eğlenirim. Ya ben ya o Kuzey'i ne bileyim böyle samimi bulmuyorum. Ya bir türlü olumlu elektrik alamadım. Ama Burak'ın arkadaşı. Mecburen gideceğim yani. Keşke biz de gelebilseydik. Keşke. Emin olun o zaman çok eğlenirdik. Ama maalesef yaşınız tutmuyor. Evet doğru. Zaten gelmemeniz için başka bir sebep daha var kızlar. Ne? Kuzey Burak'ın öğretmen arkadaşlarını da çağırmış partiye. Yani Fitnat Hoca'yı. Ve Alamet Hoca. Yok yok. Ben yaşım tutsa da gitmezdim. Aynen. Nazlıcığım, sen neden durgunsun? Yoksa yılbaşını evde geçireceğin için mi? Biraz ama daha çok şey için. Ne için? Noel Baba yokmuş Selena. Kıvılcım söyledi. Hem benimle çok dalga geçti. Noel Baba'ya inanıyorum diye. Nazlıcığım konuşmuştuk ya seninle bunları. Ya evet Nazlı. Güzelce anlatmaya çalıştık ama inanmadı. Selena sen söyle. Noel Baba var mı yok mu? Kızlar bakın ne diyeceğim. Hadi gelin ufak bir gezintiye çıkalım. Ne dersiniz? Gezinti mi? Harika. Nereye gideceğiz? Sürpriz. Hem bu gezintimiz sırasında Nazlı'nın sorusuna da cevap ararız olur mu? Hadi gelin. Eller. Gözler. Bak gördün mü buhar çıkıyor. Çok soğuk. Vallahi kıkırdadı mı? Evet Aslı ben de çok üşüdüm ya. Bu evin kaloriferleri neden yanmıyor ki? Kızım böyle evlerde kalorifer falan olmaz ki. Daha evlerinde şömine olur. İşte buraya ne yapmışlar bile çocuk kadar bir şömine görüyor musun? O zaman şu çocuk kadar şömineyi yak da ısınalım Aslı. Ay ben nasıl yakayım? Ne Ekrem'cim? Şu şömineyi yak da ısınalım hadi biraz yoksa donacağız vallahi hadi canım. Ben bu konuda kesinlikle yardımcı olamayacağım Aslı'cığım. Şu kadarcık bile eğilsem belim acayip ağrıyor. Yalan. Aferin Aslı ya. Bize tatil ev diye çok güzel bir derin dondurucu ayarlamışsın ha. Bu sefer sinirden değil soğuktan morarıyorum. Ay yapma kızım. Ay Ekrem'cim hadi lütfen. Yok Ekrem iptal. Kızım ben ne yapayım? Yani şömine yakmadım hayatımda. Görmüşlüğüm var evet ama yakmışlığım yok. Bana ne Aslı? Madem burayı sen buldun beni ısıtmak da senin görevin. Kalk hadi. Ay ne yapsam? Şey yapayım. Ha, hohlayayım ben. Hohlasa. Hohlayayım ben. Nasıl iyi geliyor mu? Bak şöyle yap. Koltuk altlarına koy. Oraları sıcak olur. Sıcak. Bak. Bu sıcak espriler iyi gelir diye düşündüm değil mi canım? Bak. Ekrem hadi canım ya. Ne olursun. Aferin çocuklar, aferin. Biraz daha çok çalışmamız lazım. Yeni yıla az zamanımız kaldı çocuklar. Hadi çocuklar. Geldik. Merhaba Noel Baba. Hoş geldiniz çocuklar. Selena, bu Noel Baba gerçek Noel Baba değil mi? Evet kızlar. Şu anda tam olarak gerçek Noel Baba'nın karşısında duruyorsunuz. Ben size demiştim. Noel Baba var diye gerçekten. Elbette. Elbette gerçekten varım çocuklar. Gerçi şu an yoğun bir hazırlık dönemi içindeyiz ama size kısaca hikayemi anlatayım. Madem buraya kadar geldiniz. Ben aslında masal kahramanıyım. Yani tam olarak masal da sayılmaz. Halk efsanesi denilebilir. Ama sen gerçekten varsın. Elbette gerçekten varım. Ama çocuklar belli bir yaşa gelene kadar varım. Zamanla bana olan inançları büyüdükçe yok oluyor. O zaman ben de onların dünyasında olamıyorum. Bakın çocuklar, önemli olan akıllarda, beyinlerde, hatta kalplerde var olmak. O zaman sonsuza kadar yaşarsınız. Ben 100 yaşına da gelsem size inanacağım. O zaman ben de sana hep hediyeler getireceğim. Yaşasın. Gel bakayım yanıma küçük kız. Söyle bakayım ne hediye istiyorsun? Ama kulağıma söyleyeceksin tamam mı? Tamam.
Tamam, anlaşıldı. Tamam küçük kızım. Ben şimdi gitmeliyim, izninizle. İzin sizin Noel Baba, teşekkür ederiz. Hadi bakalım, Noel Baba geliyor. Hoşça kalın çocuklar. Güle güle Noel Baba. Evden ne kadar kazak getirdimse hepsini üst üste giydim, hala üşüyorum. Ay, dudaklarım dondu, kıvılcım, konuşamıyorum bak. Benim de ellerim üşüyor aslında. Ay, canım benim canım. Ekrem! Ay, hadi biraz dışarı çık da çalı çırpı, odun kömür falan topla, donuyoruz. Kömür mü? Evet, kömür. Ne bileyim, yakınlarda belki bir maden ocağı falan vardır diye düşündüm. Aslı, senin galiba soğuktan kulakların da uyuştu, dediklerimi anlamıyorsun, duymuyorsun. Ben eğilemiyorum. Anlatabildim mi? Eğilemiyorum. Ay, nereden geldik bu dağ başına ya? Hep senin yüzünden. Ay, ne bileyim Kıvılcım, ne bileyim böyle olacağını. Geldik işte bir kere, ne yapalım? Hep bizim beslemeler şimdi sıcacık evde. Oo, keyif yapıyorlar. Biz burada donuyoruz ya. Bana bak Kıvılcım. Kalk bari biz kendimiz toplayalım, yakacak bir şeyler. Yoksa burada donacağız. Hem dışarısı buradan daha sıcaktır eminim. Hadi, hem spor yapmış oluruz burada. Kalk. Ya dışarıda karşımıza kurtlar çıkıp bizi ısırıp yerlerse Aslı? Bana bak Aslı, eğer kurt çıkarsa önüne atlayıp durun, onu yemeyin, beni yiyin diyeceksin, tamam mı? Çünkü senin yüzünden buradayız. Aa, yapma öyle, yapma, nefes al bakayım, nefes al canım. Ay Kıvılcım, çok hain, zalim bir evlatsın sen. Ne yapalım, tamam öyle yaparım. Ya artık başa gelen çekildi, kalk kalk kalk. Oh, hadi kapat. Oh, oh. Ekrem, biz gidiyoruz. Hadi kızım, kapat önce. Tamam. Ya anne, ben bir bardak rakı koyayım, kendime de ufak ufak başlayayım ya. Ha? Ne rakısı oğlum çocukların yanında? Anne baksana, mis gibi Türk sanat müziği çalıyor. E ben birazdan Orhan Baba'yı koyacaktım. En sonunda Müslüm Baba'yı koyup ondan sonra 2008'e merhaba derdim zaten. Olmaz ya, kızların gözü önünde. Nazlıcığım, ne kadar çok çorap atmışsın, öyle yeter artık. Ama Noel Baba gelecek. Ya gelsin, Noel Baba da gelsin, herkes gelsin. Da edebiyle gelsin öyle, şömineden oradan buradan gelmesin yani. Zaten bizim örf adetimizde adamın yeri yok. İnsan gibi otursun, kapıdan gelsin işte, ben ona rakı falan da koyarım. İyi niyetime gelir belki, örf adet de öğretirim. Şu fikir. Nazlıcığım yeter o kadar çorap. Diğer çocukları da hediye kalsın değil mi? Onun hediyesi bitmez ki. Çünkü onun çuvalı sihirli. Buyur işte, çocuk hayal gücü. Ha anne dur, ben açarım ya. Kesin bal kabağını kapan biri yine gelmiştir ya. Allah'ın Amerikan uçakları. Sus! Kimsiniz oğlum siz? Noel Baba'yız. Ne demek lan Noel Baba'yız? Basbayağı Amerikan uşağısınız. Ne uşağı ya? Bak uşaklığını da kabul et. Oğlum bir çarparım yüzünüze var ya, 2008'e kıpkırmızı girersiniz ha. Resmen hamburger çocuğu lan. Hamburger çocuğu. Ne o? Hamburger çocuğu. Ne o? Buraya gel. Gel. Ya biz ya. Siz çağırdın. Ne misiniz lan? Biziz ya. Kolumu kırdım. Vallahi kolumu kırdım. Hay Allah'ım ya. Ulan ne biçim adamsınız? İnsan gibi gelsenize ya. Ya Ozan, Erdem. Ya biz şirinlik olsun diye şey yapmıştık ama. Oğlum şirinlik olsun diye dayak yenir mi ya? İnsan gibi gelişler. Şirinlik olsun neydi ya? Ya. Kolu kırıldı abi vallahi ya. Aşkım. Oha 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 oha. Aile var lan. Oğlum bırak. Sarılıyorlar kutlamak için. Ya ne kutlaması anne, öyle sarılma olur mu ya? Arkadaş ayağı bunlar da iyi kutluyorlar ha. E şöyle otur. İki tane de börek kurtar hadi, acıkmışsınızdır. Utanma utanma hadi. Ne işiniz var sizin burada? İstemezsen gideriz. Ben çağırdım. Sen mi çağırdın? He? Anne sen benim haberim olmadan başka bir evde bir iş falan mı buldun bize? Yok niye ki? Yok, Ekrem Beylerin kulağına falan giderse maazallah kovuluruz da. Ben bütün
alıyor. Gençler eğlenecekler tabii. Eğlenin bakayım, rahatınıza bakın. Sizin için bir sürü de şey hazırladım. İyi, hadi bakalım. Hoş geldin 2008. Yey. Kıvılcım, gördün mü? Bir sürü odun var burada. Hemen toplayalım onlardan. Odun. Aslı, he? Benim ellerim çakıştı. Öldüler, hissetmiyorum. Bir tanem onlara hohlardım ama evde yaparım artık. Evde de donacaktır. Şunlardan birkaç tane toplayalım. Aslı, ben yeni yıla bir kurt sürüsünü midesine girmek istemiyorum. Tamam bir tanem. Şunları da alalım. Ondan sonra gideceğiz. Hiç merak etmesin. Ne? Şimdi hayır, yılbaşı falan tamam da olmuyor böyle ha. Ters geliyor bana. Bak bir yerde tıkanıyorum. Tamam Zülfikar. Ya ona tamam, buna tamam. Hiçbir şey yaptırmıyorsun ki anne. Kötü örnek olacağız diye rakı da içirmiyorsun. Ya bizim memleketimizin ürettiği en güzel şeylerden biri rakı. Onu da mahrum bıraktın yılbaşı akşamı ya. Var mı çocukların üstüne? Zaten 40 yılın başı böyle eğleniyoruz. Anne 40 yılın başı değil, her yılın başı böyle. Ya vallahi ne iyi oldu geldiğimiz. Evde de sıkılacaktık böyle, otur otur. Tabii canım, çerez merez. Ya çerez merez, onları yiyin kurtarın ne istiyorsanız da. Benim tepkim sisteme zaten oğlum. Yani sizinle alakası yok, sıktıysam kusura bakmayın. Hiç olur mu öyle şey Zülfikar abi? Ya sonuçta bizim için her gün yeni yıl. Biz yeni yılında değiliz ki. Ya maksat böyle sevdiklerimizle beraber olalım. Aferin lan Maviş. Ne güzel laf ettin öyle. Bak çocuğu sevdim. Oha! Oha! Dur ben bakarım. Ne oldu bu geldi? Ne oldu bu? Ne oluyor lan? Kimsin lan? Çık lan, çık. Çık lan sen. Ha? Ho ho ho. Lan ne ho lan? Ben Noel babayım. Lan ben de Süpermen'im lan. Allah. Allah. Sanayi abi. Sanayi abi. Ya, hakikaten sanayi bu ya. Ya kalk kalk kalk. Allah. Ya Allah, kusura bakma, bir yerinde bir şey yok değil mi? Ben öyle bacadan girince ne bileyim. Bir daha eve gelen birine saldıracak olursan yaşına başına bakmam, tepelerim seni valla. Ya anne ne bileyim, adamın girdiği yere baksana, ne yapacağım ben? Ya ben Nazlıcan'a küçük bir sürpriz yapayım dedim. İyi yaptın, iyi yaptın. Zaten en iyi dostluklar kavgayla başlamış. Sofraya geç hadi. Ama önce üstünü başını temizleyeyim oğlum, gel. Peki ben Nazlıcan'a bir hediye almıştım. Zaten bir tane var. Param bir tek buna yetti Nazlıcık. Buyur. Bu kılıcımkinden daha güzel. Hadi 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 hadi. Hadi hadi. Hadi. Hadi oradan ya. Yılbaşı akşamı halay yarıda kesilir mi? Hayır hayır. Şşşt. Kapı çalıyor galiba. Anne yine benden habersiz kimleri çağırdın acaba? Kimseyi çağırmadım. Sus bir dakika. Kapıya bakmaya gidiyorum ben. Sesinizi çıkarma. Çekil bakayım şuradan. Hoş gelmişler. Ses etmeyin. Anne, bu sefer öldük galiba. Dua edelim anne. Bunlar, bu çocuklar. Anne, bu çocuklar. Bu çocuklar burada. Bana ne vuruyor oğlum? Açın kapıyı. Siz masanın altına girin. Anne, hangi biri girecek? Üçü de mi girecek? Şimdilik orada saklana durun. Ben bir yolunu bulup sizi bu evden çıkaracağım. Tamam mı? Sessiz olun. Hadi. Tamam, tamam. Allah'ım sen benim geçilerime tamam. Bu gayet. Masa ne? Açıyorum kapıyı. Oğlum nasıl girdiniz oraya? Tamam mı? Aynen. Dur gel gel. İsterse kalbim ağlasın, arkadaşımın aşkısın. Ümit verme insanım ben. Bak bak. Şu sarı yerlise bak. Demek sen Burak Bey'in en yakın arkadaşıyla bingirdeşiyorsun ha. Kırıştır bakalım, kırıştır. Şimdi görürsün sana yapacağımı bilin. Ümit
Oh, harika. Daha yakın edin. Daha yakın edin. Daha yakın. Oh, tamam, tamam, tamam. Harika. Etme sevgimden. İçki işler kesin bunlar. Gelin bakayım Selin. Leyla gelin. Oh diyeceğim. Oh de. Oh de. Sen oh de. Yo içki de içmemişler. Niye o zaman açmadınız kapıyı çocuğum? Kesin gizli gizli işler çeviriyorlardı. Hissettim ben. Beslemeler sizi. Yok efendim yok. Televizyonun sesi açık kalmıştı ondan. Tamam tamam. Bir mahsur yok Zülfikar. Ekrem Bey hayırdır? Bir aksilik mi oldu? Aa, sana ne canım? Sana hesabı vereceğiz bir de. Ay kendi elimize kim çıkarken rapor verelim istersen. Geliyor musun Ekrem'cim? Neler yapıyor bu kadın? Neyse. Yiyecek bir şeyler var mı? Hemen sofraya hazırla da. Ay kurtlar gibi acıktık vallahi. Kurtlar yiyordu bizi kurtlar. Aslanım ama ben masayı toplamıştım. Yemek yemişsinizdir diye düşündüm. Ha olur mu canım? Kurtlar gibi açız müstesna. Hiç değilse bir iki kadeh bir şey içerim yeni yılı karşılamak için. Daha bir şey kaybetmedik. Daha ne olsun Ekrem ya? Yeni yıla nasıl girersek öyle gidecek. Ben bu beslemelerle girmek istemiyorum ama size anlatamıyorum ki. Yeter canım sus. Efendim şimdi yiyip için tabii de hepsini orada yapın mümkünse. Yani masaya geçmeyelim. Ne gerek var? Rahat rahat koltukta. Olur mu? Biz bir aileyiz. Aile olarak da mutluluğumuzu, sevincimizi, kavgamızı hep o masanın başında paylaştık. Onun için de yeni yıla ailece o masanın başında oturarak gireceğiz. Oturmayalım! Ay niye bağırıyorsunuz canım? Niye bağırıyorsunuz? Ödeme patlattınız. Ay Ekrem'cim korkuyorum ben bunlardan. Delirmiş bunlar. Aslanım bağırıyoruz, oturmayalım diyoruz. Çünkü benim önce sofrayı hazırlamam lazım. Siz oturun şimdi. Ay. Ben size bir de yorgunluk kahvesi yapayım. Kahve içersiniz değil mi? Yoldan geldiniz. Tamam tamam. Biz de masayı. Önce siz de gelin benimle. Şöyle. Şöyle. Şuradan tutun. Yavaşça. Evet. Oğlum sen arka tarafa geç. Yükselt burayı. Yükselterek. Ne yapıyorsunuz siz orada bakayım? Ay nerede göreyim şöyle sofra hazırlandı? Anneciğim. Şey olmuş hep. Şöyle. Pislenmiş. Ay Ekrem'cim delirmiş bunlar. Delirmişler. Vallahi burayı. Durun. Ne yapıyorsunuz siz onun arkasında? Ha? Efendim ben şimdiden özür dilerim. Ekrem Bey sizden de özür diliyorum. Ben anladım. Siz bu örtünün altında bir şeyler saklıyorsunuz. Ne var orada bakacağım. Açın bakayım şunu. Aç 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 aç. Bir şey yok. Niye öyle bir şey gizliyormuş gibi tutuyorsunuz canım örtüyü? Allah Allah. Bir şey yok mu? Aslı Hanım tabii masa örtüsünün altında ne olur ki zaten. Sen neden durmadan özür diliyorsun Zülfikar? Ben siz gelmeden tabii geleceğinizi bilmediğim için bir kadeh bir şey içmiştim ondan. Ne olacak canım? Hiçbir mahsuru yok bunun. Tabii ya sağ olun efendim. Beraber geçeceğiz. Ayrıca şimdi yılbaşı birazdan hep beraber masaya oturup kadeh kaldıracağız. Değil mi? Değil mi? Sağ olun. Sağ olun efendim. Yeni yılda hep birlikte. Hadi bize sert birer içki hazırla. Ay içimiz ısınsın donduk vallahi hadi. Tamam Aslı Hanım. Hemen. Sonra da sofrayı hazırla. Çıktık. Tamam. Kızlar hadi gelin hepiniz bana yardım edin. Hadi. Oh ay sıcacık evimiz. Ay hoş geldik vallahi. Ya hayatımda geçirdiğim en güzel yılbaşı kutlamalarından biriydi. Bence de. Yani gerçi amcamlar gelince biraz gerilimli oldu ama olsun. İyi ki amcamlarla gitmemişiz değil mi Nazlı? Evet, evimizde sevdiklerimizle birlikte olmak çok eğlenceliydi. Aa Selena ne yaptı acaba? Evet. Fitnat Hoca ile yılbaşı kutlaması nasıl geçti acaba? Çağırıp soralım mı? Olur. Ben de merak ettim. Selena, Selena. Selam kızlar. Bir şey mi oldu? Yok, bir sorun yok Selena. Sadece parti nasıl geçtiğini sormak için çağırmıştık. Hiç sormayın. Saçma sapan şeyler oldu. Yeni yıla Burak'ın yanında girmem dışında başka hiçbir özelliği yoktu yani. En önemlisi de o zaten. Selena, yeni yıla girerken Burak Hoca seni öptü mü? Şşt Nazlı, çok ayıp Nazlı. Öptü mü? Aa kızlar, ya çok ayıp. Hem siz boş verin beni, sizin yılbaşınız nasıl geçti anlatsanıza. Harika. Müstesna teyze bize sürpriz yapmak için Ozan ve Erdem'i çağırmış. İnanmıyorum, çok iyi yapmış. Evet, çok güzeldi ama amcamlar gelene kadar. Ne? Yine de bir şey olmadı. Oh, sevindim. Kızlar, inşallah sizin için çok güzel bir sene olur. Teşekkürler Selena.
Sen yanımızda ol. Başka bir şey istemiyoruz bu yeni yıldan. Canım benim, biliyorum. Ama ben yine de size ufak birer hediye getirdim. Evet. Bu senin. Bu da senin. Teşekkürler. Bana? Bak, dışarıdan bir ses geliyor. Galiba seni çağırıyor Nazlıcığım. Hadi bir bak. Noel baba. Ho ho ho, iyi seneler Nazlı, iyi seneler. İyi seneler. Hediyen şöminenin içinde, sakın almayı unutma. Şöminenin içinde mi? Hadi hadi, ne duruyorsun, hemen al hediyeni. Bak bakalım neymiş hediyen. Yardım ister misin? Teşekkürler. Artık kim ne derse desin sana inanacağım. Sen inandığın sürece ben buralarda olacağım Nazlı. İyi akşamlar Noel baba. Ho 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 ho. Hadi yavrularım, hadi rengeliklerim. Nazlıcığım beğendin mi hediyeni? Evet, seni çok seviyorum Selena. Ben de sizi çok seviyorum kızlar. Biz de.